kuru soğanları zeytinyağında öldürdükten sonra bir kaşık salça koydum. Domates salçası. Varsa biber salçasını da çok az koyabilirsiniz. Bunu da biraz böyle yağda çevirdikten sonra akşamdan ıslatıp uzun sürede haşladığım kara nohutları karıştırdım. Kara nohut yoksa beyaz nohut da olabilir. Kara mercimek de olabilir. Yeşil mercimek de olabilir. Yani mercimek de nohut da ikisi de yakışır. Buna evet, görünüyor sanırım. Bu kara nohut beyaz nohutlara göre çok geç pişiyor. Daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Şimdi biraz su ekleyeceğim ben buna. Suyu da kaynadıktan sonra suyu çok az ekliyorum. Yeterli. Gerekirse biraz daha aktarabiliriz. Çünkü şu anda tavadaki her şey pişmiş durumda. Sadece ne yapıyoruz? İyice yıkadığımız, tarladan toplayıp yıkadığımız. Evet, nereden? Dilek'ten topladık biz bunları. Malatya'nın Dilek eskiden kasabaydı. Ben hala köy diyorum. İşte bu çok güzel böyle maydanoz gibi, o kadar güzel ki tadı da var. Ispanakları defalarca yıkayıp sonra güzel doğradım. Birazdan bununla buluşturacağım. Zaten ıspanak çok az pişmesi gereken bir sebze. Çiğ bile tüketilebiliyor. Çiğ salata olarak yiyebilirsiniz. Daha güzel olur. Evet, kuru soğanları zeytinyağında hafif öldürdüm. Sonra salça koydum. Domates salçası, az biber salçası da varsa atabilirsiniz. Soğan, salça ve kara nohut. 5-10 dakika kaynadı. Şimdi bunların içerisine yıkayıp doğradığımız ıspanakları koyuyoruz. Şimdi çok görünebilir ıspanak ama pişince zaten şöyle bir sıcağı görünce yerle bir oluyor. Çok azalıyor. Sonra hepsini koyacağım. Ağzını kapatacağım. Şöyle bir dibine çöktükten sonra bir karıştırırım. En fazla 5 dakika. Sonra altını kapatacağım. Demlenecek. Çok hafif sulu olacak. Evet, suyunu çekti ıspanaklar da. Bakın böyle. Sıcağı görünce yumuşayıp azaldı zaten. Görüntü bu. Çok az dibinde su var. O kadar olacak. Şöyle 3 dakika daha pişsin. Sonra altını kapatalım. Altını kapatmadan önce de çok az kaya tuzu atacağım. Sofrada herkes kendi tuzunu ayarlasın.